Bugün modern fizik dersinde parçacık dalga ikilemini işliyorduk. Orada de Broglie dalga boyundan filan bahsederken haliyle söz dönüyor dolaşıyor belirsizlik ilkesine geliyor. Birçok insan belirsizlik ilkesini sadece kuantum mekaniğine özgü bir şey olduğunu düşünüyor. Ancak öyle değil. Birazcık dalga mekaniği ile ilgilenmiş olanlar bilirler ki belirsizlik ilkesi dalgalarla alakalı bir şeydir. Kuantum mekaniği de dalgalarla alakalı bir betimleme olduğu için belirsizlik ilkesi orada kendisini gösterir. Ben bu videoda bunu size çok klasik bir sistem olan, yani şey anlamında, fizik anlamında kuantumla alakası olmayan ama dalgalarla alakası olan bir müzik enstrümanı ile göstermek istiyorum. Piyanonun başına geçtim. Bunu size nasıl göstereceğim? Şöyle yapacağız. Şimdi piyanonun tiz perdelerini ben böyle bu tarz bir ses çıkaracağım. Elimde de bir frekans ölçer var. Şurada, şuraya bakarsanız eğer bastığım perdenin frekansını görebilirsiniz. ...2669 Hz civarında bir ses. Mi. Hangi miymiş bakalım. Mi 7 diyor. Müzikal notasyonda isimlendirilmesi. Bir de pest perdelerden bir sese basacağım. Buradan da bir fa sesi seçiyorum kendime. Fa 1. Yaklaşık 43.6 Hz. Şimdi bu rakamlar aklımızda olsun. Şunu göstermek istiyorum size. Burada ben bir küçük melodi yaptığım zaman kulağımız bunu net bir şekilde ayırabiliyor frekansları birbirinden. Piyano parçalarında böyle hızlı melodiler mesela şeyde tiz perdelerde çok rahat bestelenir, icra edilir, duyumsanır, zevk alınır. Ancak aynı şeyler pest perdelerden yapılamaz. Kulağımız sesleri dahi burada birbirinden ayırt etmekte zorlanıyor. Hangi perdeye bastığımı duyamıyorum. Keyif alamıyorum. Bu benim suçum değil, fiziğin suçu. Çünkü burada bir kısa sürede basılmış bir dalga paketi var. Şu zaman ekseni arkadaşlar. Bu zaman ekseninde gelen bu dalga paketinin Fourier dönüşümünü alırsanız bunu frekans ekseninde temsil edebilirsiniz. Fourier dönüşümü bu videonun konusu değil. Ama yani sinyal işleme olsun, efendime söyleyeyim herhangi bir diferansiyel denklemle ilgilenmiş olanlar olsun bunu bilirler. Fourier dönüşümü dediğimiz şey, yani bunun içerisinde hangi frekanslardan sesler var onu ayırt ediyor. Yani ben böyle bir dalga paketi yolladığımda onun frekans spektrumu bu şekilde oluyor diyelim. Burada bu dalga paketinin genişliği ile bunun genişliği arasında çok önemli bir ilişki var. Ona işte belirsizlik ilkesi diyoruz. Şu. Delta F çarpı delta T 1 bölü 2 pi'ye eşit oluyor yaklaşık olarak. Esasında buradan geliyor. Delta omega çarpı delta T 1'e eşit. Delta F çarpı delta T oradan 1 bölü 2 pi gibi duyabiliyorsunuz. Ben şimdi iki ses arasında, yani benim şu delta T'm ne kadar acaba, ne kadar kısa bir vuruş yapıyorum onu düşünmem lazım. Vallahi şu anda önümde şey var. Chopin'in meşhur bir nocturne'u var. Şurada gördüğünüz kısımda 35 tane notayı basmamızı istiyor. Muhtemelen oradaki zaman birimine şey yapacak olursak bu parçanın saniyede 10 tane filan veya daha fazla sayıda nota basmam gerekiyor. Yani şu delta T'yi, şuradaki delta T'yi 1 bölü 10 gibi kabul etmem gerekiyor. 1 bölü 10 gibi kabul edersem yaklaşık bir mertebe hesabı, yani 100 değildir ama 10 diyebilirsiniz. O zaman frekans için belirsizlik yaklaşık 2-3 Hz civarı çıkıyor. Şimdi tiz perdede 2500 Hz basarken 2-3 Hz hiçbir şey değildir. Önemli bir çözünürlük bozukluğu değildir yani. Onu kulağınız ayırt edebiliyor. İki ardışık nota arasındaki ses farkını. Ancak pest perdelerde tekrar ölçelim. Şu F'ye bastığımda fa sesine 43.6
Hemen ardışık sese basıyorum. Fa diyez 46. Arada 3 Hz fark var. Çözünürlüğümüzün limitinde. İnsan kulağı o aradaki farkı ayırt edebilecek nitelikte ve onun sanki başka bir ses ile karıştığını hükmedecek. Dolayısıyla o sesi benim çözmem mümkün olmayacak tırnak içerisinde. Belli bir süre duymam lazım. Uzunca bir süre duymam lazım ki onun fa olduğunu algılayabileyim. Hocam, Fourier dönüşümü mü yapıyor beynimiz? Beynimiz yapmıyor, kulağımız yapıyor Fourier dönüşümünü. Bunun fizyolojisine burada girmeyeceğiz. Kulağımız o Fourier dönüşümünü yapıp beyne o şekilde yolluyor onu. Ama çok geniş bir spektrumda bir şey olduğu zaman üst üste örtüşüyor iki nota. Anlatabiliyor muyum? Yani bu notayı bu notadan ayırt edemiyor o zaman. Tizlerde öyle bir durum söz konusu değil. Oradaki pikler gayet birbirinden ayrı. İki pik gibi düşünebilirsiniz bunu. Genişliği 2-3 Hz. Kendisinin frekansı 2500'ün yanında hiçbir şey. Ardışık bir 100 Hz daha yukarıda oluyor. İsterseniz onu da ölçelim. Tiz perde mesela. ...2200-2300 civarı bir şey. Yani 100 Hz var arada. Dolayısıyla beyin onu çözmekte hiçbir zorluk yaşamıyor. Dolayısıyla belirsizlik ilkesini böyle bir sistem üzerinde de anlamak mümkün. Yani kuantum mekaniğine has bir olay değil. Dalgalara özgü bir bilinen bir fenomen. Hem onu öğrenmiş olduk hem de niye piyanoda tiz seslerde hızlı çalabilirken pes seslerde hızlı çalmanın mümkün olmadığını, müzikal olmadığını, kulağa iyi gelmeyeceğini, bunda ne bestecinin, ne icracının, ne dinleyicinin hiçbir suçu olmadığını, tek suçun fizikte olduğunu göstermek istedim size. Böyle hızlı bir video oldu. Tek planda çektiğim bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. İyi günler dilerim.